Bağlan alakası sayfa 286, mektup 224. Kısa bir üstadın yine mektubu. Beni merak etmeyiniz. İnayet-i Rabbani'ye devam ediyor. Maişet cihetinde kanaat ve iktisat beni ihtiyaçtan kurtarıyor. Yani maişet ve iktisat, kanaat bizi gerçekten de bakın Süfyan'ın rejiminden kurtaran iki esastır. İsraftan bahsediyor. Mesela kanaat etmeyen, iktisat edemeyen Süfyan'ın damına düşer. Etkisine girmişsin yani. Sen sistemin kölesi olmuşsun. Çünkü ne kadar çok ihtiyacın varsa o kadar çok kölelik yapacaksın. Kendi dünyamda da öyledir mesela. Bakalım ne kadar çok ihtiyacımı çıtayı kaldırırsam daha çok çalışmak zorunda kalırsın. Mesela çok cüzi bir hani dünyanın zahiri manasına kapılmadan esma ve ahiret merkezi yaşadığımızda mesela evimiz ona göre dizayn etsek daha az çalışırsın, daha çok ibadet yaparsın, daha çok iman eğitimi yaparsın. Neden? Çünkü çıta çok yüksek. Hep lüks koltuk, lüks şey peşinde koşarsan onu karşılamak için ne yaparsın? Çalışmak zorundasın. Şimdi ben mesela benim telefon zafiyetim var biliyorsunuz mesela ama iPhone işte 12'si çıkmış mı? 12'si beni şu anda ne yapıyor? Kendini esir etmiş vaziyette. Misal kapılırsam eğer. Tamam aldın. Ödemek için çalışacaksın. Bir sene sonra bu sefer yeni bir modelle seni yine bir köle haline getiriyor yani. Alamıyorsun yani. Tabii. Yani maişet cihetinde kanaat ve iktisat beni ihtiyaçtan kurtarıyor, bizi de ihtiyaçtan kurtarıyor. Zengin kimdir? Çok mal olan değil. En az şeye ihtiyaç duyandır. Ölçü bu. Allah bizi böyle bu manayı yakalamayı nasip etsin. Kanaat noktasında uhrevi işlere çok kanaatkarız. Yeter bu bana yeter diyorsun. Fazla zorlamaya gerek yok. Yani kapı cennetin kapısından girmeye yeter diyorsun. Abi bu kanaat bunun için verildi sana ya Allah'ım yarabbim ya. Cennetin kapısından girmeyi kabul ediyor. Yani ebedi kalacak olan bir yerde. Ama 60 senelik dünya hayatında yazlığı, kışlığı, arabası, uçağı her şey için kölelik yapıyorsun yani. Sakın bir şey gönderme. Bak üstad da bir şey gönderecek herhalde. Diyor ki sakın bir şey gönderme. Sen 6-7 nefse bakıyorsun. Benim yarım nefsim var. Sen beni değil, ben seni düşünmeliyim. Sabri'nin mektubu ona yetişmemiş. Sen ve Hulusi benim her bir ameli uhrevimde hissedersiniz. Mah-ı Ramazan'da kazanç bire bindir. Siz de bana duanıza yardım ediniz. Üstad ne kadar şefkatli. Diyor ki sen bana bir hediye falan gönderme. Senin 7 tane nüfusun var. Sen diyor kendine tut diyor. Başkasını bana göndermene gerek yok. Ben diyor yarım nefis taşıyorum. Tabii üstadın 7'inden ne olacak ya? Üstadın 7'ini... Üstadın yediğiyle insan yaşar mı ya? İnsan yaşar abi, beşer ölür. Ha, unutma, yaz. Üstadın yediğine bakıyorsun, 90 gram işte, o iki çorba kaşığı, bir tatlı kaşığı, bal falan diyorsun. Ya bununla insan yaşar mı? Kardeşim bununla insan yaşar ama beşer yaşayamaz. Biz beşer seviyesindeyiz. Yani bu noktada gerçekten de acip bir hayatı var. Örnek alınacak bir hayat. İşaret-i Alevi'yi tam tasdik ettiniz mi? Haşr Risalesini çok kuvvetli buldunuz mu diye sual ediyor. Üstad Said Nursi Hazretleri mektubu yazmış olduğu kişiye.